Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Hepinize selamlar, saygılar. Evet yeni bir kamu aydınlatma platformu haberiyle karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Borsa İstanbul'un dağınık bir günüydü biliyorsunuz. %7'nin üzerinde bir diğer kaybı yaşadı. Diğer kaybı ile ilgili bütün düşüncelerimizi farklı bir videoda belirttik. Bu videoyu izlemenizi tavsiye ederiz. Evet biz bugün Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklanan Şirketi'nin özel durum açıklamasını sizlere duyurmak istiyoruz. Adana Seyhan Otel Sözleşmesi hakkında evet bir şirketin geleceklerine ilgili önemli bir yatırım sözleşmesi var. Biz de bunun bir haber niteliği taşıdığı için Reis Aşk Ayrımenkur adına bu haberi burada duyurmak istedik. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz arkadaşlar yapılan açıklama güncelleme mi? Hayır arkadaşlar, düzeltme mi? Düzeltme de değil. Ertelenmiş bir açıklama da değil. Şirketimiz portföyünde yer alan Adana ili, Seyhan ilçesi, Sarı Hamzalı Mahallesi 12249 Adan 5 nolu parselde kayıtlı toplam 28810 metrekarelik arsamızın imar durumu KAKS 0.50 sanayiden KAKS 2 konut dışı kentsel çalışma alanına oo alanına yükseltildiği için iş bağırsamızın üzerine geliştirecek olan içinde büyüklüğü 700 metrekare ile 1400 metrekare arasında değişen 15 adet ticari alan ve showroom bulunan ve yeni bir yeni bu arsamız üzerine 140 oda ve 280 yatak kapasiteli otel projemiz ile ilgili Hilton Worldwide Management Limited ile 22 yıllık otel işletmeciliği sözleşmesi imzalanmıştır. Arkadaşlar 0.50'den 2'ye çıkmış. Yani arsa değeri 1 milyondan 4 milyona çıkmış yani bir anda. İnanılmaz bir rakam imar durumu üzerinde şirket yani nasıl aldıysa önemli bir e, onay almış diyebiliriz. Otelimiz Hampton by Hilton markası altında işletilecek olup otelimizin ticari adı Hampton by Hilton Adana Batı olacaktır. Projenin 2024 yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir projemizle ilgili gelişmeler anlık olarak kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız duyurulur diyor. Aksi bir durum olduğunda tekrar bildireceklerini söylüyor. Evet çok önemli. Kask değeri yani 0.50 olan bir yerin sanayiden sanayiymiş. Konut dışı kentsel çalışma alanına çevirmişler %2 ile. Ve böyle olunca Üzerine ne yapılacakmış? 700 metrekare ile 1400 metrekare arasında değişen 15 adet e ticari alan ve showroom bulunan ve yine bu arsam üzerinde 140 oda 280 yatak kapasiteli otel projemiz ile ilgili Hilton Worldwide Management Limited ve 22 yıllık otel işletmeciliği sözleşmesi imzalanmış. Yani arsanın arsanın 28 dönüm 28.8 dönümlük arsa uçmuş arkadaşlar diğer olarak baktığınızda. İşte bunu ne zaman aldılar? Tabii önemli bunların hepsi. İyi iş çıkarmış Reysaç Gayrimenkul yatırım ortaklığı bir şirketi diyebiliriz. Yayın saat 16.38 bir kaptaki bu durum hissenin borsada listelendiği bir gün bir an. Bir bakalım bakalım son durum nedir? Evet arkadaşlar Reysaç doz bugün tavan tabandaymış biraz önce rozetliye bakmışız o tabandaymış hemen değiştirdim reysaş kayırman geçtim o da tabanda arkadaşlar evet hiçbir etkisi olmamış bu haberin şuralarda yayınlanmasına rağmen bakın görüyorsunuz ee, taban taban gitmiş ise bugün ne olduysa ve önemli bir haber aslında baktığınızda e, kas değerinin yükseltilmesi ve ellerindeki arsanın değerinin yükseltilmesi ama yatırımcılar nezde baktığınızda borsa endeksinden daha fazla değer kaybetmiş bir hisse görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve kanalımıza lütfen abone olup bildirim zilini açınız. Çünkü küçük bir kanalız büyümeye çalışıyoruz bize bu konuda lütfen yardımcı olunuz.